Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyaları bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyaların bugünkü bölümünde yine bir o kadar şaşırtıcı ve gerçekten bir o kadar da üzücü bir davadan bahsedeceğiz. Bu da Hawks ailesi davası olacak. Ama videoya geçmeden önce Karanlık Dosyalar Podcast'inin bu haftaki bölümünde Tamara Samsonova davasını işledik. Ne olduğunu merak ediyorsanız şu şekilde özetleyeyim. Bu yaşlı teyzenin ev arkadaşı kaybolmuştu ve daha sonra cansız bir halde bulundu. Herkes bunu kimin yaptığını çözmeye çalışıyordu ama daha sonra ortaya çıkan kanıtlar ve kamera görüntüleri de her şeyin çok daha farklı olduğunu gösterdi. İnsanlar hiç kimseyi yaşına bakarak küçümsememek gerektiğini bir kez daha öğrenmiş oldular. Çünkü kaybolan tek kişi Tamara'nın ev arkadaşı değildi. Kaybolan başkaları da vardı. Ve sonuç gerçekten korkunçtu. Rus halkının Baba Yaga olarak bahsettiği bu kadının hikayesini dinlemek istiyorsanız detaylıca aşağıda açıklamalar kutucuğunun en başındaki linkten ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi bugünkü videomuza geçebiliriz. Bugünkü hikayemizde deniz olacak, okyanus olacak ve gerçekten bu kanalda daha önce böyle çok nadiren bir vaka işlediğimi düşünüyorum. Sadece bir kere denize kaybolan, gemiden kaybolan birisinin davasını işlediğimi hatırlıyorum. Ve gerçekten farklı bir olay bu. 2002 yılına gidelim isterseniz. 2002 yılında Tom Hawks, Prescott, Arizona'da yaşayan emekli bir şartlı tahliye memuruydu. 55 yaşındaydı o sırada ve iki tane yetişkin oğlu vardı. Vücut geliştirmeye çok ilgisi vardı. Yıllardır sürekli spor salonuna giderdi ve bir bodybuilder'dı yani. Bu onun için böyle hayatındaki en iyi şeylerden birisiydi. Çünkü bu sayede yaşı 55 olmasına rağmen fiziksel formunu da koruyabilmişti. Böyle çok güçlü, hatta o yaşta hayatında olduğu en iyi formlarından birisindeydi. Bir de onun eşi Jackie Hawks var. Jackie ile Tom 18 yıl önce tanışmışlardı ve tanıştıkları andan itibaren birbirlerine aşık olmuşlardı. Çok uyumlulardı. İkisi de spor yapmayı, işte bu vücut geliştirmeyi çok seviyorlardı ve bu onlar için çok böyle tutkuyla bağlı oldukları bir hobiydi. Bu yüzden aralarında bir ortak yön olmuş oldu yani. Ayrıca ikisi de ikinci evliliklerini yapacaklardı eğer birbirleriyle evlenirlerse. Yani ikisi de daha önce bir evlilik yaşamışlardı. Tom söylenenlere göre çok komik, esprili bir adamdı ve çok da becerikliydi, özellikle elleriyle. Çünkü söylenenlere göre Tom küçük bir kulübeyi bir konağa çevirebilecek kadar yeteneğe sahipti bu konuda yani. Ve Jackie de eğlenmeyi seven ve çevresindeki insanlara çok değer veren fedakar bir kadın olarak tanımlanıyordu. Ayrıca önceki evliliği de boşanmayla sonlanmamıştı Jackie'nin. Eşi hayatı kaybettiği için ayrılmıştı yolları yani. Çünkü bir gün bir motosikletle yolculuğa çıkmışlardı eşiyle ve onlara yandan gelip çarpan bir arabayla geçirdikleri kaza sonucunda eşi hayatını kaybetmişti. Tom'unki boşanma. Tom'unkinde öyle bir trajik bir olay yaşanmamış. Ama yine de Jackie geçmişinde böyle üzücü bir olay yaşamış bile olsa, Tom'la tanıştığında hayatı yeniden başlamış gibiydi onun için. Çünkü söylenenlere göre onların aşkı etraftaki herkesin hayalini kurduğu bir aşktı. Yani Tom Jackie'yi öyle seviyordu ki elini sıcak sudan soğuk suya sokmazdı insanları, söylediğine göre. Ve ona böyle inanılmaz bir hayranlık ve saygıyla bağlıydı. Başının tacı gibiydi karısı onun için. Ve Jackie de aynı şekilde, aynı yoğunlukta seviyordu kocasını. Daha önce dediğim gibi Tom'un önceki evliliğinden iki tane oğlu vardı. Bunlarsa Ryan ve Matt'ti. Ryan ve Matt Jackie ile Tom evlendiği sırada ergenlik çağındaydılar. Ama Jackie onları da tıpkı kendi çocuklarıymış gibi bir sevgiyle sevmişti ve o şekilde büyütmüştü. Hiçbir şekilde ayırmamıştı onları. Hani siz benim gerçek çocuğum değilsiniz gibi bakmamıştı onlara. Ve onlar da Jackie'yi anneleri gibi görürlerdi. Tom erkenden emekli olabilmek için genç yaştan itibaren çok sıkı çalışmıştı. Erken bir yaştan itibaren çalışmaya başlayıp daha sonra erkenden emekli olunca en azından emeklerinin karşılığının tadını çıkarabileceğini umuyordu. Emekli olduğunda da zaten Jackie ile birlikte biriktirdikleri parayı bir yat almak için kullandılar. Ama bu yani bir anda ellerine geçen bir para değildi, dediğim gibi biriktirmişlerdi. Tom bu konuda çok ciddiydi yani para konusunda. Çok da dikkatli davranırdı söylenenlere göre. Ve yıllar boyunca eline geçen her ufak tefek parayı bir köşeye koymuştu ve onları biriktirerek aslında bu yatı alabilme lüksüne sahip olmuşlardı. Bu yata da well deserved adını verdiler. Well deserved ifadesi de Türkçe'ye çevrildiğinde iyi hak edilmiş gibi bir anlama geliyor.
geliyor. Bu yatla birlikte böyle dünyanın belli yerlerini gezmeyi planlıyorlardı Tom ve Jackie. Artık nasıl olsa istedikleri her şeyi yapabilecek özgürlükleri vardı. Belirli bir işte çalışmak zorunda değillerdi. Bundan dolayı da bu elde ettikleri parayla birlikte en güzel bu paranın tadını nasıl çıkarız diye düşündüklerini gezmek gelmişti akıllarına. Ve dedikleri gibi de yaptılar. Pasifik Okyanusu'nda özellikle bu Kaliforniya etrafında yatlarıyla bir oraya bir buraya seyahat ettiler ve ikisi de birbirleriyle baş başa geçirdikleri bu özel zamanın tadını çıkardılar, eğlendiler. Almost got you. Who is that guy out there? How's it going, Ryan? You having any fun? Hatta o zamanlar yani tabii ki 2003-2004 yıllarından falan bahsediyoruz. Vlog çekme diye bir şey yoktu ortada ama onlar daha böyle bir kavram olmamasına rağmen vlog çekiyorlardı aslında. Çünkü teknede böyle videoları var işte video kamerayla her gün ana olsun diye neler yaptıklarını vesaire anlatıyorlar kendilerini çekerekten. This is Mike and I. Hi Jackie. Hi Jackie. How are you, sweetie? Jackie's coming today. Got the boat all cleaned up. And I think I'm going to take a shower after I work out and shave my beard. Not a bad beard for 15 days, huh? Ah. So waiting to see her. This is Captain Tom Hawks and well deserved. Jackie, hello. Hi honey, I'm so glad to be home. She's home. Ve bir süre hayat olabildiğince güzeldi. Yani şu an size anlatırken ben de engel olamıyorum gülümsememe. Çünkü gerçekten çok tatlı, çok huzurlu bir yaşamları varmış o süre boyunca. Ve hani herkesin de hayalini kurduğu bir yaşam aslında. Onlar için bundan daha ötesi yoktu yani. Daha mutlu olabilir miyiz diye düşünüyorlardı. Ve o sırada öğrendiler ki büyük anne ve büyük baba olacaklardı. Çünkü oğulları Ryan'ın bir bebeği olmak üzereydi. Bundan dolayı o kadar mutlu oldular ki torunlarını sevmek vesaire çok istiyorlardı. Hep hayalleriydi. Ve bebek doğduğunda da gidip ziyaret ettiler zaten. Ama bu onlara yeterli gelmemişti. Hani torunumuzdan, oğlumuzdan uzak kalacağız artık işte yaşımız da ilerledi. Böyle olmaz diye düşündüler. Ve bir karar aldılar. Yatlarını satışa çıkaracaklardı ve yattan aldıkları parayla da oğulları Ryan'ın yaşadığı yere yakın bir yerde ev alacaklardı ve bu evde yaşayacaklardı. Bu sayede sık sık ailelerini, torunlarını görebileceklerdi. Bundan dolayı 2004 yılının Kasım ayında Tom Well Deserved'ı satışa çıkardı. Ama satış fiyatı yaklaşık $500,000 ve bu da hani bazı kişilere çok yüksek gelebiliyordu. Çünkü aldıklarında $300,000 almışlardı tekneyi. Ama aslında o kadar da yüksek değildi. Yani normaldi bu fiyat olması. Çünkü daha önce dediğim gibi Tom çok becerikli bir adamdı. Ve bu yata da birçok şey eklemişti. Böyle yeni yeni odalar vesaire bir sürü yenilik eklemişti. Ve gerçekten de hani ilk alındığı değerinden çok daha yüksek bir haldeydi şu anda. Ve gözü gibi bakmıştı böyle. Her şeyine çok özenirdi. Hiçbir şekilde bir eskimesi, işte yıpranması vesaire olmamıştı. Bundan dolayı da hani bu tekneyi satın almak isteyen kişi de gördükleri andan itibaren ona aşık olacaklarını ve fiyatını da çok yüksek bulmayacaklarını umuyorlardı. Ve dediğim gibi satışa çıkardılar ve alacak kişilerle vesaire görüşecekler. Ama 2004 yılının bu Kasım ayının ortalarında diyelim, hatta tam 15 Kasım diye gördüm bir yerlerde, çiftten haber alınamamaya başlandı. Yani hiç kimse, aile üyeleri, arkadaşları onlara ulaşamıyordu ve normalde böyle bir şey yaşamazlardı. Hani denizdeler, uzaktalar vesaire ama telefonları çekebildiği zaman her türlü ailelerine ulaşırlardı ve asla telefonlarını kapatmazlardı. Ama bu sefer hiçbir şekilde kimse haber alamıyordu onlardan. İnsanlar endişelendi tabii ki başta ama yine de birkaç gün verelim dediler. Hani belki uzakta bir yerdedirler, belki telefon çekmiyordur vesaire diye. Ama 26 Kasım'da çok garip bir şey oldu. Çünkü kim olduğu bilinmeyen birisi çiftin banka hesabından para çekmeye çalışmıştı. Ve bu haberi aldıkları anda Tom ve Jackie'nin başına çok kötü bir şey geldiğinden endişelenmeye başladılar. Ve öğrendiler ki bu işlem de Meksika'dan yapılmıştı. Meksika ile hiçbir alakaları yoktu onların. Artık iyice alarmlar yükselmeye başladı anlayacağınız üzere. Ve aile üyeleri harekete geçip gittiler polislere, ilgili makamlara vesaire çiftin kayıp olduğunu bildirdiler. Polislerse yaptıkları
yaptıkları kısa bir araştırmanın ardından çiftin Skyler DeLeon adlı bir adamla yat konusunda bir görüşme yaptığını öğrendi. Bu adama yatı satacaklardı ve bir anlaşma yapmışlardı kendisiyle. Ve bu anlaşma ortaya çıkınca Skyler tabii ki sorgulanmak üzere karakola getirildi. Ona sorduklarındaysa Skyler onların nerede olduğunu bilmediğini ama bu well deserved'ü kendisini satın aldığını söyledi. Hatta Tom'un imzasının olduğu belgeleri de gösterdi onlara. Söylediğine göre takas çok sorunsuz geçmişti ve para el değiştirdikten sonra da Tom ve Jackie arabalarına binmişlerdi, gün batımına doğru ilerlemişlerdi. Ondan sonra da kendilerinden hiç haber alamamıştı. Zaten bir haber almak zorunda da değildi onun düşüncesine göre. Çünkü sonuçta yatı satın alacaktı, onun için iletişimdeydi ve almıştı. Birbirlerine iyi dilekler dileyip göndermişlerdi. Hatta iddiasını destekleyecek bir tanığı da vardı. Yanında bir arkadaşı vardı, Alonso McChain adlı. Ve Alonso'nun da tanıklık yapabileceğini söyledi. Alonso da evet dedi, böyle böyle bir şey yaşandı. Şu anda davadaki ilgili tek kişi Skyler'dı ama ortalıkta herhangi bir kanıt vesaire bir şey yoktu. Ve polisler de hikayesini dinledikten sonra doğal olarak onu serbest bıraktılar. Ve onun hikayesinden de yola çıkarak Hawks ailesinin, yani Hawks çiftinin diyeyim, arabasını bulmaya çalıştılar. Arama çalışmaları başlatıldı ve aynı zamanda işte haberlere ve çıktı oğulları ve bu haberlerde de arabalarının fotoğraflarını gösterdi. İşte bu ailemin arabası, lütfen görürseniz haber verin vesaire diye. Haber de medyaya yayıldığında doğal olarak aracı gören bir kişi polisi arayıp onlarla iletişime geçti. Aracı süren bir adam gördüğünü söyledi ama hani bu işte Jackie ya da Tom değildi onu söylediğine göre. Polisler de ellerindeki tek ilgili kişiyle alakalı böyle bir hani test yapalım dediler bu görgü tanığına. Ve birçok kişinin o fotoğrafından oluşan bir diziyi böyle önüne serdiler. Bu gördüğün kişiler, bu fotoğraflardaki kişilerin arasında hangisiydi diye. Ve bu görgü tanığı ise direkt olarak Skyler DeLeon'un fotoğrafını seçti. Bu adam da eminim ben bunu gördüm arabayı sürerken dedi. Ve arabada Meksika'da bir yerde terk edilmiş bir halde bulundu onun ihbarının da ardından. Bunun üzerine tabii ki müfettişler artık Skyler'ı daha derin araştıracaklardı. Ve o sırada fark ettiler ki görgü tanığım diye yanında getirdiği Alonso McChain adlı arkadaşı da Tom ve Jackie Hawks'un kaybolmasından kısa bir süre sonra sınır dışına kaçmıştı, güneye doğru. Kapsamlı bir arama yaptılar. Bu aramanın ardından 2005 yılının Mart ayında kendisini buldular ve tutukladılar Alonso'yu yani. Ve artık hani polislerden kaçamayacağını, işte her şeyin belli bir sona geldiğini anlayınca Alonso bülbül gibi ötmeye başladı. Ve sonraki birkaç saat içerisinde Tom ve Jackie'nin son anlarına dair birçok detay ortaya çıktı. Yani duyanlar gerçekten kulaklarına inanamadılar. Polisler bile geçmişte hani çok hikaye duymuş olmalarına rağmen bu kadar acımasız bir şey duyduklarında gerçekten şok olmuşlardı. Tabii Alonso itiraf ettiği için artık Skyler için de bir tutuklama emri çıkarıldı ve kendisi de tutuklanıp karakola getirildi, sorguya alındı. Sorgu sırasında suç ortağının söylediği her şeyi inatla reddetmeye devam etti. Böyle bir şey asla yaşanmadı, bu adam yalan söylüyor vesaire dedi. Ama artık yani yalanlarının onu hiçbir yere götürmediğini anladığı zaman en sonunda yıkıldı ve her şeyi o da anlatmaya başladı. Şimdi isterseniz geçmişe dönelim ve neler yaşandığına bir bakalım. Ardından tekrardan Skyler'ın sorgusuna kaldığımız yerden devam edelim. 2004 yılının Kasım ayında kendisini Skyler DeLeon olarak tanıtan birisi yatı satın almak istediğini söyleyerek Tom ve Jackie ile bir araya gelmişti. Ama onlar başta şüpheci davranmışlardı. Çünkü böyle adamın görünüşüne baktıkları zaman bırakın lüks bir yatı satın almayı, basit bir tekneyi bile satın alabileceğini düşünmemişlerdi. Onu satın alabilecek durumda birisi gibi görünmüyordu onların düşüncesine göre. Bundan dolayı acaba bu adam bizi kandırıyor mu diye düşünerek ona yaklaşmaya başladılar. Ve Skyler da onların endişelerini anlamıştı doğal olarak. O da Mighty Morphin Power Rangers televizyon dizisinde yer alan bir oyuncu olduğunu söyledi onlara. Böyle göründüğüme bakmayın, aslında işte hani bir aktör olduğum için param var, tabii ki de alabilirim vesaire dedi. Ama Tom zeki bir adamdı ve hayatı boyunca da para konusunda çok dikkatli olmuştu. Daha önce de söylemiştim bunu zaten. Bundan dolayı Tom yine de ona hemen inanmayı tercih etmedi ve tekrar şüpheyle yaklaşmaya devam ettiler Skyler'a. Ama Skyler da tabii ki bunu anladığı için
başka bir yönteme başvurdu. Bu çiftin zayıf noktasını öğrenmişti ve bu zayıf noktayla ilerleyecekti. Hawks çifti tabii ki çok zekiydi ve çok dikkatliydiler ama onlar için hayatlarındaki yeni de bir gelişme olan bir çocuğun ortada olması çok hassas bir noktaydı. Skyler bunu fark ettiğinde onların da kendisine güvenmesini sağlamak için hamile karısı Jennifer'ı onlarla tanıştırdı. Ayrıca 2 yaşında da bir kızları vardı Jennifer'la. Bu ailesini tabii Hawks'la tanıştırınca onların da kalpleri erimişti adeta. Yani abi işte hani ne güzel bir ailesi var. İşte görünüşüne göre biz çocuğu yargılamışız. Keşke böyle bir şey yapmasaydık. Bu ailenin yeni evi olursa çok mutlu olabilirler vesaire diye düşünmüşlerdi. Ve onun teklifini kabul ettiler. Tamam dediler, yatı sana satacağız. Ama bu kararı tabii Tom'un yakınları duydukları zaman hani ne yapıyorsunuz, yapmayın, satmayın vesaire diye bir müdahale etmeye çalıştılar başta. İşte emin misiniz? Kandırıyor olabilirler. Ama çift yakınların endişelerini görmezden geldi ve hani iyi insanlar gibi göründüklerini, düşündüklerini ve her şeyin de yoluna gireceğinden emin olduklarını söylediler. Bundan dolayı aileyle anlaşmalarını yaptılar ve yatı satmadan önce, yani yatı teslim edip de parayı almadan önce yatta son bir kez parti vermek istediler. Veda partisi yapacaklardı ve bu veda partisinde de işte hep birlikte sevdikleriyle o çok sevdikleri yatlarında son bir zaman geçirmiş olacaklardı. Çok da eğlendiler zaten. Tıpkı hayal ettikleri gibi olmuştu bu parti. Jim, Donnie, Brian and Vicky, this is our last trip to the island because we sold the boat. Hi everybody. Hi Jackie. I'm so glad you could join us on our last voyage on well deserved. What are they calling you? Hi Donnie. Hi Jackie. Wanted them cooked a little bit more. These buns are cooking. Okay. So this is our last cruising fiesta. Oh, hi Jimmy. Vicky and Brian over there, they're enjoying this cruise with us too. We're having too much fun. I'm gonna miss this, guys. Love you all. Her ne kadar hani Well Deserved'den ayrıldıkları için biraz üzülüyor olsalar bile en azından sevdikleriyle, torunlarıyla birlikte olabileceklerdi artık ve bu onlar için çok da güzel bir gelişmeydi. 15 Kasım'da Tom ve Jackie bu yeni alıcılarla tekrardan görüştüler. Yatta görüşeceklerdi ve o sırada hani artık satışı tamamlayacaklardı. Ancak parayı vermeden önce Skyler bir test sürüşü yapmayı teklif etti onlara. Suyun üzerinde bir şöyle gidip gelelim bir yerlere ve hani göreyim tamamen sorunsuz çalıştığını dedi. Onlar da tabii ki de kabul ettiler bunu. Bu sırada Skyler yanında karısını ve çocuğunu getirmemişti ama Jennifer her ne kadar ilk görüşme için onların yanında olsa bile bu satış tamamlamasına gelmeye gerek duymamıştı onun söylediğine göre. Ama o gün yanında başka 2 kişi vardı. Bunlardan birisi John Fitzgerald Kennedy'di. John F. Kennedy oluyor kısaltması. Ve diğeri ise Alonso McChain'di diye daha önce bahsettiğimiz arkadaşı. Onların kendisinin iş ortakları ve hukuki konuda da danışmanları olduğunu söyledi Skyler. Ve bunun üzerine hani her ne kadar çift bu kişilerin görünüşünün öyle olmadığını düşünse bile tekrardan görünüşüyle yargılamayalım birisini diye düşündüler ve kabul ettiler. Herhangi bir şüphe duymadılar. Ve herkes gemiye bindikten sonra Tom ve Jackie farkında olmadan son yolculuklarına doğru yelken açtılar. Well Deserved limandan çıkıp da denize açılır açılmaz her şey bir anda değişti. 3 adam aniden çifte saldırdılar ve hiçbir şekilde hani bir uyarıda bulunmadan, bir tartışma vesaire yaşamadan Tom'un üzerine atlamışlardı 3'ü birden. Ve Tom'sa hani hem kendi hayatı hem de karısının hayatı için onlarla savaşmaya, mücadele etmeye başlamıştım. Tom da güçlü bir adam bu arada, söylemiştim daha önce de. Ve hani bu adamlar da güçlüydü ama bu saldırganların daha sonra söylediklerine göre Tom onları 2-3 kere böyle yere yıkmayı başarmıştı ve neredeyse hani 2-3 kere hakkından gelecek duruma gelmişti bunların. Ve en sonunda artık kontrol altına alamadıklarını, Tom'la mücadele edemediklerini fark ettiklerinde bir şok cihazıyla onu sakinleştirmişlerdi. Yani kontrol altına almışlardı. Bunlar yaşanırken Jackie de yukarıdaydı ve o da ne olduğunu duyunca, hani bir çığlıkları, bağırışı, çağırışı duyunca koşa koşa aşağıya inmişti ve Jackie'yi de aynı şekilde kontrol altına almışlardı. Daha sonra ise Tom'u silah zoruyla Well Deserved Skyler'a teslim ettiğine ve artık vekalet vesaire her şeyi anlaşmayla ona verdiğine dair bir belge imzalamaya zorladılar. Tom mecburen tabii ki bu belgeyi imzalamıştı.
imzaladı karısının ve kendisinin hayatı tehlikedeydi. Ve evrakları düzenledikten sonra Jackie'ye de belli yerlere imza attırıldıktan sonra çifti alıp böyle kameranın içinde böyle bir kabindeki bir yatağa yatırdılar. Sırt sırta yatırmışlardı ikisini, elleri ayakları bağlı bir şekilde. O sırada da söylediklerine göre Jackie ağlamaklı bir şekilde onlara yalvarıyordu. Ne olur bizi bırakın, hani alın tekneyi sizin olsun yatı işte biz istemiyoruz hiçbir şey. Sadece torunumuzu bir kere daha kucağımıza almamıza izin verin, ne olur yapmayın diye. Ve tabii ki adamlar hiçbir şekilde vicdan belirtisi göstermediler ve onları dinlemediler. Hatta onları oraya koyup da en son ağızlarını bantlamadan önce Tom'la Jackie'nin tek söylediği şey sana güvendik, bize bunu nasıl yaptın, ne olmuştu? Delion'un yanındaki arkadaşlarından birisinin daha sonrası söylediğine göre Tom ve Jackie yatakta uzanırlarken böyle sırt sırta uzanıyorlardı. Demiştim ya, elleri de arkalarına bağlıydı. Tom o sırada karısını elinden geldiğince sakinleştirmeye çalışıyordu ve kendi eliyle ulaşabildiği şekilde onun elini okşuyordu. Kendinde kalsın, sakinleşsin, işte korkmasın, en azından bir arada olduklarını hissetsin diye. Bunun da ardından çiftin gözlerinin etrafına da böyle bir kumaş sardılar ve onların hiçbir şeyi görmemesini sağlamaya çalıştılar. Adamlar Tom ve Jackie'nin gözlerini de bağladıktan sonra onları tutup güvertenin üstüne çıkarmaya çalıştılar. Artık oraya çıkarıldıklarında Tom ve Jackie bunun içinden sağ çıkamayacaklarını tahmin etmişlerdi. Çünkü hani bu insanların yüzlerini biliyorlardı, isimlerini biliyorlardı ve bu tanık olarak hayatta kalmalarına asla izin vermeyeceklerini tahmin etmişlerdi. Yani ne oğullarını ne torunlarını bir daha göremeyeceklerdi. Ardından Skyler ve yanındaki adamlar çifti yatın arka tarafına doğru götürdüler ve orada çapaya bağladılar. İşleri tersine çevirmek amacıyla Tom son bir çabayla Skyler'ın karnına tekme atmayı başardı. Ve hani öyle güçlü bir şekilde yapmıştı ki Skyler yere düşmüştü. Ama bunu gördüklerinde işte bu Kennedy diye bahsettiğim adam fark ettiğinde özellikle Tom'un yine kontrolden çıkacağını ve onları alt edebileceğini düşünerekten koşarak ona vurdu ve hani öyle bir şekilde yapmıştı ki Tom bayıldı bunun ardından. O bayıldığı için belki neler olacağından habersizdi. En azından bilinçsizdi ama Jackie bunların hepsine şahit olmuştu ve neler başına geleceğini o bizzat biliyordu. Bilinci tamamen yerindeydi. Jackie sessiz sessiz kaderini beklemeye koyuldu ve ardından adamlar çifti çapayla birlikte Pasifik Okyanusu'nun derinlerine attılar. İlk görüşte aşık olduğu kocasıyla birlikte böyle bir sona gittiklerinin gayet bilincinde olması çok korkunç bir şey bence. O suların dibine çekildikleri sırada neler düşünüyordu, aklından neler geçiyordu. Yani gerçekten inanamıyorum, düşünmek bile içimi acıtıyor. Bu eylemi gerçekleştirdikten sonra adamlar ne yaptı derseniz, yatı temizlemeye ve delilleri yok etmeye çalıştılar. Yani herhangi bir şekilde pişmanlık vesaire duymamışlardı. Hatta yetkililerin söylediğine göre Skyler itirafını yaparken de hiçbir empati, hiçbir böyle vicdan azabı belirtisi göstermemişti. Neden böyle bir şey yaptığını sorduklarındaysa gerekçe olarak parayı gösterdi. 2 kuruşu bile yoktu cebinde söylediğine göre ve eşiyle birlikte çok zor geçiniyorlardı. Bu yüzden yatı satın almaktan ziyade yatın onun olmasından başka seçeneği olmadı söyledi. Hani onlarla tanıştığında zaten çiftle tanıştığında da herhangi bir sevgi vesaire hissetmemişti. Tamamen kıskançlık hissetmişti onlara karşı. Bu ailenin geçmişi, günümüzdeki hali ya da geçmişte veya ilerisinde bu yatı elde edebilmek için ne kadar çalışmış oldukları umrunda bile değildi. Sadece kendisi onun olmasını istiyordu bu yatın. Söylediğine göre bu olaylar yaşandığı sırada eşiyle birlikte kayınvalidesiyle kayınpederinin garajında yaşıyorlardı. Bir odaları vardı diyebilirim sadece yani. Ve Skyler da daha önce hapse girmişti. Aslında bu olay yaşandığı sırada şartlı tahliyedeydi. Jennifer ise bir kuaför olarak çalışıyordu. Aileyi geçindiriyordu. Ama her zaman paraları azdı yani. Daha sonra polis tabii bu itiraftan sonra evlerini aradığında onların evinde de Hawks ailesine ait eşyalar buldular. İlk sorgulama sırasında Skyler'ın suçlu olduğundan emin olmadıkları sırada Jennifer'ı da çağırmışlardı ve Jennifer da onları hatta laf arasında işte yatta bazı eşyalarını bırakmışlar, gelip sonra alırız dediler vesaire diye bahsetmişti. Evlerinde bu eşyalar bulundu, bahsettikleri eşyalar, ama bu eşyalar öyle geride bırakıp daha sonradan alırız diyeceğiniz şeyler değildi. Çünkü bu eşyalar laptoplar, video kamera vesaire bu tarz şeylerdi. Yani geride başkalarının eline bırakmak isteyeceğiniz şeyler değildi. Skyler'ın söylediğine göre bu olayda planın beyni karısı Jennifer'dı. Kendisi değildi. Her şeyi Jennifer'ın planıyla ortaya çıkmıştı ve o bu şekilde yönlendirmişti onu.
onu. İşte güvenlerini sağlamak için onlarla tanışmayı vesaire de teklif etmişti. Bu bahsettiğim olayda dahil olan dörtlü daha sonra tabii bir yerde toplandı. Ve hepsi de Jackie ve Tom Hawks'ın kaçırılması ve canlarına kıyılması konusunda yargılandılar. John F. Kennedy'nin bu olaydaki rolü çok büyüktü polisin düşüncesine göre ve bundan dolayı kendisi suçlu bulunarak idama mahkum edildi. Hatta şu anda da kendisi Kaliforniya'daki San Quentin hapishanesinde ölüm hücresinde idamını beklemekte, ne zaman gelir bilemiyorum. Alonso McChain ise polisle işbirliği yapmıştı. Yani polise ona bir anlaşma sunmuştu. Eğer her şeyi itiraf edersen ve bunları gammazlarsan sen burada daha az ceza alacaksın ve onların aldığı bir ceza gibi bir yüksek bir miktarda almayacaksın demişlerdi. O da kabul etmişti ve kendisi diğerlerinin aleyhine tanıklık yaptığı için sadece 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Jennifer ise, yani planın Skyler'ın deyişiyle beyni ise, şartlı tahliye imkanı olmaksızın 2 tane müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O da hayatının geri kalanını Chowchilla'daki Central California Women's Facility'de geçirecek ve dava başlamadan önce zaten Skyler'a da boşanma davası açmıştı. Bu da kabul edildi, boşandılar. Skyler ise dediğim gibi daha önce şartlı tahliyedeydi ve aslında başka bir adamın canına kıymaktan yargılanıyordu ve bu davayla da birlikte kendisi o adamın da canına kıymaktan suçlu bulundu. Ardındansa zehirli iğneyle idam cezasına çarptırıldı. O da tıpkı Kennedy gibi San Quentin'deki ölüm hücresinde bekletilmekte. Ama büyük olasılıkla o da çoğu idam mahkumu gibi, yani yaşlılıktan, doğal sebeplerden vesaire hayatını kaybedecektir. Çünkü daha önceki videolarımda da duymuşsunuzdur. Çok fazla kişi şu anda idam mahkumu olduğu için ve hepsinin net olarak kanıtlanamadığı için, böyle nasıl sen tabii ki kolay bir karar değil bu, birisini ölüme mahkum etmek. Ve bundan dolayı kesin net bir şekilde işte alın bakın bu adam bunu yapıyor burada diye bir kanıt sunamadıkları durumda genelde böyle bekletiyorlar ve tarih ilerleniyor, ileri erteleniyor, erteleniyor derken bu insanların çoğu da doğal sebeplerden hayatını kaybediyor. Yani ömür boyu hapis yatmış gibi bir şey oluyorlar aslında. Ama bilemiyoruz tabii ki Skyler konusunda ne olur. Ayrıca kendisinin de böyle Power Rangers'ta falan böyle çok iyi bir rolü olmadığı ortaya çıktı. Kendisi sadece bir ekstra oyuncuymuş ve konuşmalı bir şey falan da yokmuş sahnesi. Sadece ekstralar olur ya, arada çay getirdi gitti falan gibisinden. Öyle bir rolü varmış. Çocukluğundan beri aktör olmasına rağmen hani öyle çok başarılı para kazanan bir aktör de değilmiş. Ayrıca asıl ismi de kendisinin John Julius Jacobson Jr.'dı. İlk başta doğduğu zaman çocukken vesaire. Ama şu anda kendisini bir kadın olarak tanımlamakta, transgender olduğunu söylemekte. İsmi de bu yüzden artık Skyler, kendisini Skyler DeLeon. Kendisini bir kadın olarak tanımladığı için de o zamanlarda bu yatın parasıyla cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak istediğini söyledi. Ve bundan dolayı aslında bunu yaptım, o paraya bu yüzden ihtiyacım vardı dedi. Kendisi hapishanedeyken bu ameliyatına olacaktı aslında ama onu beklemedi. Kendisi onun yerine genital organını çıkardı diyeyim. Ama sonrasında tabii doğru düzgün ameliyatını da oldu ve şu anda hapiste bir kadın olarak yaşamını sürdürmeye devam etmekte. Bu kişilerin dördü de hala hapisteler anlayacağınız üzere. Alonso büyük ihtimalle sadece 20 yıl hapis cezası aldığı için 2029 yılında serbest bırakılacak. Jennifer'la Skyler'ın çocuklarına ise şu anda Jennifer'ın anne babası bakmakta. Onlara ne oldu diye düşünüyorsanız eğer. Tom ve Jackie Hawks'un cansız bedenleri ise hiçbir zaman bulunamadı maalesef. Pasifik Okyanusu'na bırakıldıkları için, yani küçük bir gölde bile bir insanı bulmak çok zor oluyor biliyorsunuz. Bir de okyanusu düşünün. Onları, yani arama çalışmaları yapılsa bile hiçbir zaman bulamadılar. Ve hani ironik bir şekilde, çok da ürkütücü bir şekilde o çok sevdikleri okyanus onların ebedi istirahat yeri olmuş oldu. Yani bunu düşünmek bile beni çok ürkütüyor. Ben açıkçası okyanustan vesaire çok korkarım. Yani denize girmeyi, yüzmeyi vesaire severim. Ama çok derinler bana yani çok ürkütücü geliyor. Okyanusun derinliklerinde neler olduğunu özellikle hiç bilemeyecek olmamız. Bir hiçliğin ortasında resmen bulunuyor olmak ve orada yardım alamayacağın bir durumda kalırsan, yani kaderinin belli olması benim için çok çok acayip ürkütücü bir şey. O yüzden mesela böyle çok denizaltıları vesaire içeren filmleri de izlemeyi sevmem açıkçası. Böyle hani
sellerin işte böyle su baskınlarının yaşandığı filmler, diziler falan olur ya, korku filmleri vesaire. O tarz şeyleri de çok böyle izleyemem. Çünkü gerçekten böyle içim daralır, nefesim daralır. Hani inanılmaz ürkütücü geliyor, o yüzden bir, böyle bir gerçek bir olayın yaşanmış olması. Skyler gözünü karartmış, yapmış onu artık, geçtim yani. Ama yanındaki iki adam hiçbir vicdana gelmediler. Yani bilemiyorum, çok böyle... İçim bir garip oluyor açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Onları da yorumlarda mutlaka belirtin. Yani bayağı etkilendiğim bir dava oldu benim. Yorumlarda konuşalım onları da mutlaka. Gitmeden önce kanal üyelerime de çok çok teşekkür etmek istiyorum buradan, kanalıma maddi destek de sağladıkları için. Hepsinin isimleri şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Bana böyle ekstra bir destek sağlamaları gerçekten benim için çok değerli. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Eğer kanal üyesi olmak istiyorsanız da abone olmayı, yerinin oradaki katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Karanlık Dosyalar Podcast'inde dediğim gibi açıklamaların en başındaki linkten ulaşabilirsiniz daima. Beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarından da takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.